Arkası Yarın. Köseoğlu. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt ve montaj Mustafa. Annesi ölünce kardeşi Mürteza ile yalnız kalan Ahmet, mal, mülk düşkün amcası Bekir'in elinde kalır. Bir gün tipiye yakalanan Ahmet'i köylüsü Mahir Ağa kurtararak evine götürür. O günden sonra Ahmet, Mahir Ağa'nın evinde kalmaya başlar. Mahir Ağa'nın güzel kızı Saliha arasında bir sevgi başlayınca, bunu istemeyen kızın annesi Ahmet'i evinden kovar. Ahmet, kardeşi Mürteza'yı amcası Bekir'e emanet ederek İstanbul'a gider. Niyeti, çalışıp para kazandıktan sonra kardeşi Mürteza'yı da yanına almaktır. İstanbul'da bir inşaatta iş bulan Ahmet çalışmaya başlar. Kardeşi Mürteza'yı okutsun diye amcasına para yollamaktadır. Halbuki amcası Mürteza'yı okutacağı yerde onu kötü niyetli ve kindar biri olan Şahin Ağa'ya para karşılığı satmıştır. Bir yanda çalışmakta olduğu inşaat işinin bitimiyle açıkta kalan Ahmet, kara kara düşünceye dalar. Ne o Ahmet kardeş? Bugün yüzün bozuk, neyin var gene? Evet, inşaat işi bitti de. Bunun için mi üzülüyorsun? Merak etme, bir iş ayarlarız sana. Bir şey mi olmuş? İşsiz kaldım Kadriye teyze, iş arıyorum. Hakan'ın simit arabası ne güne duruyor? İyi ama Hakan'ın arabasını bana verseniz Hakan ne iş yapacak? Yarın okula gidecek o. Sen okuyor muydun Hakan? Okuyorum tabii, sabahçıyım. Öğleden sonra da simit satıp evimizin nafakasını çıkarıyorum. Peki bundan sonra çalışmayacak mısın? Çalışacağım. Okul çıkışı bir marketin temizlik işlerini yapacağım. Böylece araba da sana kalıyor işte. İyi ama ne satacağım? Düşündüğün şeye bak. Koca İstanbul'da satacak şey mi yok? Fındık, fıstık sat. Portakal, mandalina sat. Yeter ki sat. İstanbullu her şeyi alır. İyi. Bir düşünelim de. Sen hiç okula gittin mi Ahmet? Gittim tabii. İlkokulu bitirdim. Daha da okumak isterdim ama kimsesizlikten okuyamadım. Bak ne diyeceğim. Eğer istiyorsan ortaokula kaydını yaptıralım. Akşamları da birlikte gazete satarız ha? Beni düşündüğün için sağ ol ama ben okula gitmem Hakan. Artık benden geçti. Sen bilirsin. Yatalım hadi. Yarın erken kalkıp mal almak için hale gideceğiz. Evet, arabayı portakalla doldurduk. Artık satmaya başlayabiliriz. İkimiz birden mi başlayacağız? Ne yani, ticaret hayatının ilk gününde seni tek başına mı bırakayım? He? Öyle mi zannediyorsun? Okulun ne olacak? Boş ver, ilk günden bir şey olmaz. Okuyup da molla mı olacağım? Yo, böyle söyleme. Okumanın bin türlü faydası vardır Hakan. Tamam, vaazı bırak. İlk günlerde zaten ders yapılmıyor. Seni bu işe alıştırayım, okula giderim ben, tamam mı? Söz mü? Söz. İyi hadi başlayalım satışa. Bağırmak yok mu? Anlayamadım. Ne diye bağıracakmışım ki? Bağırmadan mal satılır mı ya? Bak göstereyim sana. Hadi Washington bunlar, Washington. Yemede yanında yat. Vitamin vatandaş, vitamin. Hadi portakala gel. Satışlar nasıl gitti bakalım çocuklar? Çok iyi anne. Akşama kadar arabadaki bütün portakalları sattık. Aferin size. Nasıl ticaret işini beğendin mi Ahmet? Vallahi inşaat işinden daha kazançlı. Bir dakika. Kadriye teyze, bu para evin nafakası için. Ama oğlum... Aması maması yok teyze.
Ne zamandır sizde yatıp kalkıyorum. Yiyip içiyorum. Ben de senin oğlun sayılırım. Nasıl istersen oğlum. Ahmet, bu akşam sinemaya gidelim mi? Yarın gitsek olmaz mı? Bu akşam kardeşime mektup yazmak istiyorum. Onu öyle merak ediyorum ki... bugüne kadar yazdığım hiçbir mektuba cevap alamadım. Yolladığım her zarfın içine para da koymuştum. Hiçbir cevap gelmedi. Acaba başına bir iş mi geldi? Senin emmin gönderdiğin paraları kardeşine harcayacağına iç etmesin sakın. Yok canım, yapar mı hiç öyle şey? Ben o paraları kardeşim okusun diye yolluyorum emmime. Mutlaka... Ahmet yine mektup göndermiş. Para da koymuş mu para? Koymuş. Kardeşinin defteri kalem masrafları için diye de yazmış. Halbuki bir bilse kardeşini sattığımızı. Acaba haber verse miydik Ahmet'e? Belirdin mi herif? Hiç oğlana senin kardeşini Şahina'ya evlatlık verdik denir mi? Bırak bizde kalıyor sansın. İyi de aklını esip de görmeye gelirse? Nereden gelecek? O şimdi para kazanma derdinde. Allah'a şükürler olsun. Bugün de arabadaki bütün portakalları sattım. Her gün böyle satış yapacak olursam kısa zamanda çok param olur. O zaman da kardeşimi yanıma alırım. Kadriye teyzenin evine geldim. Darılmayacaklarını bilsem kendime göre küçük bir ev tutardım. Merhaba Kadriye ana, ben geldim. Gel bakalım, gir içeri. Affedersiniz. Kes lan muhallebi çocuğu laflarını. Bizim evde kalan hergele sen misin? Ben Hakan'ın arkadaşıyım. Ahmet sen ona bakma oğlum. Hapisten bugün çıktı. Sen karışma kadın. Ne âlâ memleket be. Ben hapislerde çürüyeyim, siz burada keyif çatın ha. Hiç hatırlamadınız değil mi yolsuz olduğumu? Bir kuruş harçlık gönderdiniz mi lan? Canım biz nasıl olsa öteki mahkumlardan haraç alıyorsun diye düşünmüştük. Unuttun mu eskiden hapse düştüğünde oradan bize para yollardın? O eskidendi. Artık yaşlandık. Toydur diye birine ikisine bir numara çekelim dedik. Vurdular gözümüzün üzerine, mor patlıcana döndürdüler. Bir diğeri de kaburgamı kırdı. 2 ay yatakta süründüm. Sonunda ibrikçiliğe kadar düştüm. Ne dinliyorsun lan? Kuyruğunu paçana kıstırdık demedik mi sana? Tabii gidiyorum. Ahmet oğlum sen ona bakma. Sarhoş oldu mu böyle zırvalar. Olsun ben gideyim. Kusura bakma Ahmetciğim. Yeni evine gelmek için çok geç kaldım ama ancak vakit bulabildim. Eşyaları yeni mi aldın? Yok canım. Hepsini bit pazarından aldım. Ucuza geldi. Şu poşeti de al. Anam gönderdi sana. Ne var bunun içinde? Evde fazla tabak, çanak, tencere, mencere vardı. Allah ev kurana yardım eder. Çorbada bizim de tuzumuz olsun dedi. Sağ olsun Kadriye teyzem. Allah razı olsun. Sen de anan da o kadar iyisiniz ki. Baban nasıl böyle bir adam anlamıyorum. Allah cezasını versin diyeceğim ama diyemiyorum. Sonuçta baba işte. Hapisten bir çıktı, hepimizin huzurunu bozdu. Ne güzel kardeş kardeş bizim evde oturuyorduk. Biliyor musun? Gittiğine anam öyle üzüldü ki. Ben de üzüldüm Hakan'cığım. Sonuçta sizin ev benim için bir aile ortamıydı. Ama ne yapacaksın? Her şeyde bir hayır vardır. Hem zaten yeteri kadar param olduğunda kardeşimi yanıma almayacak mıydım? O zaman mecburen yanınızdan ayrılacaktım. Kardeşine yazdığın mektuplarına yine haber alamıyor musun? Hayır. Niye cevap vermiyorlar bir türlü anlamıyorum. Hele elim biraz para tutsun. İlk fırsatta köye gideceğim. Peki ya Yavuklun? Ondan da mı bir haber yok? Salih'i mi soruyorsun? He? Ondan nasıl bir haber alabilirim ki? O benim adresimi bilmiyor. Ben de ona mektup yazamıyorum.
Sen neden iki satır yazmıyorsun? Adresini de ver, sana mektup yazsın. Böylece birbirinizin ne durumda olduğunu öğrenirsiniz. Olmaz. Sen köyü şehir gibi mi sandın Hakan? Salih'a benim hiçbir şeyim değil ki. Ne akla mektup yazabilirim? Ama o seni, sen onu beklemek için birbirinize söz vermemiş miydiniz? O başka, mektup yazmak başka. Anasının eline geçerse kızı perişan eder. Babası Tahir Ağa'nın eline geçerse de ben mahcup olurum. Evime aldığım insan kızıma göz koymuşlar sonra. Anlaşılan senin işin bayağı zor arkadaşım. Zor ki ne zor Hakan. Ne kardeşimden ne yavuklumdan haber alamamanın ıstırabını yaşıyorum her gün. İyi de böyle gurbet elde seyyar satıcılık yapmaktan başka bir şey düşünmüyor musun? Düşünüyorum. Biliyorsun ortaokulu okuyamamıştım. Geçenlerde bir okulun önünde satış yaparken aklıma geldi. Girdim müdürle konuştum. Dışarıdan bitirme sınavlarına girerek okuyabileceğimi söyledi. Bunu duyduğuma sevindim Ahmet. Ömrünü böyle seyyar satıcılık yaparak geçiremezsin. Okursan belki başka işler bulursun ha? Ben de öyle düşünüyorum Hakan'cığım. Neyse ben gideyim artık. Babam hapisten çıktığından bu yana evi fazla boş bırakmıyorum. Neden? Neden olacak? Adam sünger gibi. Sabah başlıyor çekmeye, sızıncaya kadar içiyor. Kelle olunca da anama eziyet ediyor. Ben evde olunca fazla hırçınlık yapamıyor. Kalsaydın diyecektim. Akşam yemeğini birlikte yerdik ama ısrar edemeyeceğim. Başka zaman. Hadi eyvallah arkadaşım. Güle güle Hakan'cığım. Allah-u Teala boşuna içkiyi yasaklamamış. İşte Hakan'ın babası ortada. İçerek hem kendine yazık ediyor hem de ailesine eziyet çektiriyor. Ne diyeyim, bunun gibilerini Allah ıslah etsin. Yetişin ulan, yetişin! Hadi hocam, yanıyor. Hadi peşin evi yapın. Hadi götürün, koşun. Acele edin biraz. Koşun, koşun. Çabuk. Hadi, hadi. Koşun. Ya, İbrahim Emre. İbrahim Emre. Hocam, vatandaş. Yaktın elimi. Ya ne oldu ne bilen bir yaşın yavrum. Karmandan gelip açın başını oturdum. Baktım ki çatı tutuşmuş. Şaştım kaldım bu işe. Çatı kendiliğinden nasıl tutuşur be İbrahim emmi? Yoksa biri kasti mi yaktı senin evi? Kim ne yapsın ki bunu Ramazan bilirsin. Benim herkesle aram iyidir. Dostum çoktur. Düşmanım yoktur ya. Düşmanın yok diyor emme. Varmış ki senin evi yakmış ha. Murtaza! Murtaza lan! Buyur baba. Aferin, iyi iş yaptın. Köy bişin evini yakarken seni gören olmadı ya. Yok, kimseler görmedi. Evin tavanına çıkıp verdim ateş. O namussuzun evi hepten yandı değil mi? Yandı. Evin yerinde külünden başka bir şey kalmadı. Aferin sana. En sonunda ondan intikamımı aldım işte. Baba... Körebiş ne yaptıydı sana da onun evini yaktırdın? Bu uzun bir hikaye Murtaza. Yıllar önce ben Zeliha adında bir avratla evlenmiştim. Onu öyle çok sevmiştim ki İzmir adamlarımı yollayıp buraya kendimi kaçırtmıştım. Vay canına. Kaçırtmıştın evet, ha? Evet. Ama evlenmemizden 6 ay sonra Zeliha beni terk etti. Kaçtı mı, kaçırıldı mı? Bizim köydeki delikanlılardan biriyle kaçmış. Bu bana çok dokunmuştu. Aylarca Zeliha'yı aradım ama... ...kaçakların izine hiçbir yerde rastlayamadım. Hiç mi bulamadın onları? Aradan bir iki yıl geçince... ...köye geri döndüler. Peki kimdi karını kaçıran herif? Ali Osman adında biri. Peki sen ne yaptın? Kahpeyle aşığını çekip vurmadın mı? Aslında vuracaktım ama... ...değmez dedim. Elimi kana bulayıp da hapse düşmek istemedim. Peki Körebiş'in bundaki suçu neydi? O körebiş olacak namussuz, karımı kaçıran Ali Osman'a yardım etmiş. Bunu daha sonraları öğrendim ben. Ve o günden bu yana ondan intikam almak için yanıp tutuşuyordum. Ha, demek bu yüzden bana körebişin evini yaktırdın. Evet oğlum.
Onun evini yakarak intikamımı aldım. Şimdi sıra ötekilerinde. Onlardan intikamını ne zaman alacağız? Zamanı gelince oğul, zamanı gelince. Am! Am! Benim Kaya Hüseyin değil mi bu? Ha o. Am, Şahin am. Senin köpek Bozo'yu itlere boğdurmuşlar. Hayvan can veriyor. Ne? Bozo'yu mu? Benim en sevdiğim köpek. Kim boğdurmuş onu Hüseyin Kaya? Deli Halit Han'ın çobanı. Bizim çoban Rıza söyledi. Baba, bunu onun yanlarına koyacak mıyız? Bozo'nun intikamını almayacak mıyız? Tabii ki yanlarına bırakmayacağız. Git o çobandan bunun hesabını sor. Atımı getirin bana. Hemen şimdi. Hüseyin, sen de Murtaza.